Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Şu anda Eskişehir İnönü'deyiz. Kili boşalttık. Şu anda Sakarya'dan gideceğiz, kum saracağız. Şimdi yol üzerinde Ford Cargo'nun üretim ve Arge yaptığı yer var. Orayı çekeceğim İnönü'de. Sizlere göstermek istedim. Şu anda görüyorsunuz. Biraz sonra İstanbul 294 kilometre diye yazıyor. Biraz ileride sol tarafımızda kaldı. Ford Cargo'nun üretim yapıldığı tesis. Şimdi Gökmen abim önümde gidiyor. Ben onu yavaş yavaş takip ediyorum. Yalnız buraya kadar %40.1 ile geldik. Mazot olarak. %40.1 biraz ama bundan sonra durumumuz hep iniş. İniş olduğu için yakıt İstanbul'a kadar 30-33 civarına falan iner diye tahmin ediyorum. Zaten çıkarken depoyu fulledik. Doğu bilgisayarını da fulledim. Şu anda 286 kilometre yapmışım ben buraya kadar. Ortalama hızım 66'ymış. Tükettiğim yakıt da 39.7'ye düştü. Fabrikadan çıktıktan sonra şimdi bakalım İstanbul'a kadar ne yakacağız. Yağmur da ufak ufak atıyor ama olsun, yavaş yavaş seyrettikten sonra bir şey olmaz. Köfteci Yusuf'ta duracağız. Köfteci Yusuf biliyorsunuz meşhur, orada bir köfte yeriz inşallah. Bir arada canınız çektiyse ona da bir şey diyemiyorum. Bizim işimizin en güzel tatlı yanı da burası. Her zaman çıkmıyoruz dışarı. Çıktığımız zaman da güzel bir yerde yemek hoş oluyor, güzel oluyor. Yani bakacağız ya, bir güzel çay nerede içiliyor orayı bulacağız ya da güzel yemek nerede oluyor onu bulacağız. Şu anda Ford Cargo'nun görüyorsunuz fabrikası. Selam verdi, geçti bizi. Otosan bakın, şurada görüyorsunuz Otosan'ın fabrikası. Ford Cargo'nun sıfır araç fabrikası burası. Sonra tam zamanında geldiğimiz için. Ya ben şimdi sizi geçmez miyim yani? Ben şimdi sizi sollamaz mıyım yani? Kapatayım bakayım. Kapatayım. Nerede? Mazileyi boşalttık. Yavaş gidiyorduk. Burada bir polis uygulama merkezi vardı. Şu anda 3 araç, gördüğünüz 3 araç bizim. Şöyle bir geçmem lazım, böyle bir çekim almam lazım yan taraftan ama nerede kardeşim, böyle böyle gitmiyorlar ki ya. Yavaş gidin kardeşim ya, yavaş gidin ya. Şöyle bir bırakayım, hafif de çiğ satıyor ama olsun. Yavaş git, yavaş git, yavaş git. Gülüyor bana. Gökmen abi de geçmem lazım ama Gökmen abi de bayağı bırakmış arabayı ya. Hafif çiğ satıyor. Bu normalde tehlike yani. İlk çiğse de çok dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz yani yolda yol sabun oluyor resmen. Yavaşla yavaşla. Yavaşla çekim yapıyorum yavaşla. Seni de çekeceğim. Bir tane video attım. O da 5 saat falan
sınav yüklemesi. Bunu da peşine atacağım. Köfteci Yusuf'ta da çekebilirsem orada da atmayı düşünüyorum. Kısmet nasıl olursa. Ya yavaş git, daha az yavaş git. Çekeyim seni şimdi. Bekle abi, bırakma. Bize liderliği bırakmayacak yani. Arabamız gitti. Bunun arabası biraz daha 2 puan falan yüksek bizden bize. Yani anca bu kadar oluyor diyebiliriz. Şu anda ben şey göstereyim size. Şimdi en üstteki totalde yaptım. Yani İstanbul'dan sıfırladım. 292 kilometre. Ortalama hızım 66.2 kilometre. 100 kilometrede yaktığım yakıt 39.4. Gördüğünüz gibi yol bilgisayarım bu verileri vermiş bana. Ama buradan aşağı iniş ineceğiz biraz, biliyorsunuz. Eskişehir yolu bilmiyorum, gelenler için bilir. Bir de boş ineceğiz. Boş ineceğimiz için bu 33'e falan inecek diye tahmin ediyorum takdiri. Kısmet nasip, bakacağız. EDS var. EDS olduğu için yavaşlıyoruz. Dikkat ediyoruz. Yani ceza yemeyelim. Arkamıza postayla gönderiyorlar. Aa, burada 80'miş. Hızlı 80'miş burada kalmadı ama yani ya, biraz daha insan tabii tecrübe çarpıyor. Tereddüt ediyor. Arkadaşlar olunca, ortamda güzel olunca, muhabbet, sohbet hoş oluyor. Bakacağız işte, köfteci Yusuf'ta duralım diyor. Arkadaşlar orada duracağız. Köfte müfte bakacağız yani. Allah nasıl kısmet ederse. Denizli'de arkadaşımız da yani aslında ben Gökmen abiyi çekmek istiyorum ama o geldi aramıza girdi. Onun soluna geçmem lazım Gökmen abi. O da solumuza girdi. Baba baba baba, nasıl böyle yılan gibi dönüyor ya. Korkusuz ya. Şimdi tabii ki bu işte de biraz yürek olacak, tamam mı? Yani bu iş yapacaksanız biraz yürekli olacaksınız. Korku olmayacak. Korku olursa yapamazsınız. Ateşle kardeşim. Ateşle bak. Bak ateşle. Ateşle araba, altında araba var yani. Ateşle de biz de devam edelim, gidelim. Gaz kesmiyor ya. Gaz kesmiyor ya. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Ateşle. Tamam, şimdi gidebilirsin. Yani böyle şey olduğu zaman ikinci arkadaş, tabii bu yaptığımız hareket iyi bir şey değil, tamam. Siz yapmayın. Biz böyle biraz daha şey olduğumuz için yolda müsait yaptık. Normalde 3. şeride bile geçmemiz yasak. 3. şeride yakalarsa polis valla yazar cezayı. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra Köfteci Yusuf'a da geldik ama bir şey de kalmadı. Orada
bir şeyler yiyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Burada pancar çeken araçlar da var, şeker pancarı görüyorsunuz. Adam balık sırtı yüklemiş, vav ne atmış pancarı ya, şuraya bak maşallah, subhanallah ya. Bu man galiba 42, Konya plakalı, Konyalılar genelde mana biner. Evet, man bu. Pancarı görüyorsunuz üstünde, balık sırtı yapmış çift ilave. Maşallah subhanallah diyoruz. Evet, ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni, desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kazasız belasız cümleten.